Selam arkadaşlar, ben Nurgül, Nur Mutfağı kanalıma, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir pilav tarifiyle geldim arkadaşlar. Bu pilavı mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarifime geçmeden önce videomu beğenip aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimizin malzemelerine ve yapılışına geçiyoruz. 1 tane havuç, 1 tane pırasa, yarım kabak, 3-4 tane taze mantar, 2-3 tane karnabahar çiçeği. Arkadaşlar, sebzeleri evinizde olan sebzelerden kullanabilirsiniz. Küçük dattel domates. Ben bunları kullandım. Mısır da kullanabilirsiniz. Konserve mısır ya da haşlama mısır. Evet. Sebzeli pilavımızın yapılışı. Sebzelerimizi ince ince bu şekilde doğrayalım arkadaşlar. İki çay bardak pirinci sıcak suda ıslattım. Bir yarım saat kadar sıcak suda beklettim. Gördüğünüz gibi bunu şimdi süzeceğim arkadaşlar. Tavaya zeytinyağı alıyorum. Ve süzmüş olduğum pirinçleri zeytinyağında kavuruyorum. Basmati pirinci kullandım. Ben her zaman pilav yaparken 1'i 2 ölçü olarak suyunu ayarlıyorum. 4 çay bardak sıcak su kullanıyorum. Evet, sıcak suya ekliyorum. Tuz ile lezzetlendiriyorum. Ocağın altını orta dereceye ayarlıyorum arkadaşlar. Kapağını da çok az açık bırakarak kapatıyorum. Ve 10 dakika pilavımı pişmeye bırakıyorum. Pilavım pişerken bu esnada sebze sotemizi hazırlıyoruz. Tavaya bolca zeytinyağı ekledim. Şimdi doğradığımız bütün sebzeleri zeytinyağda yüksek ateşte soteleyeceğim. Hepsini ilave ediyorum. Sebzelerim hafif diri kalmasını istiyorum arkadaşlar. Çok öldürmeyeceğim. Bu şekilde yüksek ateşte önce yağda kavuruyorum. Daha sonra sebzelerimi lezzetlendiriyorum. Yaklaşık 1 yemek kaşığı tuz ot kullanıyorum arkadaşlar. Sebzeli tuz ot. Eğer tuz ot yoksa onun yerine alternatif olarak sevdiğiniz baharatlardan kullanabilirsiniz. Ve tuzla lezzetlendirebilirsiniz. Biraz karabiber. Ve gördüğünüz gibi çok az da yaklaşık 2 yemek kaşık kadar da su ekliyorum. Tüm sebzelerimi şöyle yüksek ateşte soteliyorum. Evet, sebzelerimi yüksek ateşte soteledim. Pilavım demlendi arkadaşlar. Şimdi pilavımla sebzeleri birleştireceğim. Evet, gördüğünüz gibi sebzelerimi pilava ekliyorum arkadaşlar. Dilerseniz bu şekilde servis yapabilirsiniz. Dilerseniz harmanlayıp o şekilde servis yapabilirsiniz. Ama inanılmaz lezzetli oluyor arkadaşlar. Şiddetle denemenizi tavsiye ederim. Pilav pilavlıktan çıkıyor resmen. Gerçekten çok lezzetli oluyor. En sonunda üzerine iyice doğradığım maydanozları, varsa dereotu da doğrayabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonrasında şöyle güzelce harmanlayalım. Sonra servis için artık pilavımız hazırdır.
Et yemeklerinin yanında kullanabilirsiniz. Harika oluyor. Evet, gördüğünüz gibi. Evet, bugünlük bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir yayınımızın sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize teşekkürlerimi gönderiyorum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.